Herkese merhaba. Futbol Menajer Mobile'da ile Türk Yücü Münçhan kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, sonunda Bundesliga 2'ye çıktık. Ee, şu an 3. ligde gözükmemiz yanıltmasın sizi. Çünkü yeni sezona geçiş yapmadık. Ondan dolayı 3. ligde gözüküyoruz. Yeni sezona geçtiğimiz zaman artık bir 2. lig ekibi olacağız. Süleyman Cebeci'nin sözleşmesi bitmiş, kiralık sözleşmesi. Türk Yücü anlaşmak istiyormuş bir oyuncu ama yabancı. Ee, bu sezonda yabancı oynatmayı düşünmüyorum ama... Belki bir tane yabancı oyuncu katabilirim. Şöyle bir düşünce var aklımda. Hani üçüncülükteyken şey yapmadık. E, neydi onun adı? Yabancı oynatmadık. İkinci lige çıktığımızda bir yabancı oynatma hakkımız olsa. Bundesliga 2'ye çıktığımızda iki yabancı oynatma hakkımız olsa. Öyle öyle e, arttır arttıra gitsek diyorum. Çünkü sadece Türk oyuncularla da döneceğe benzemiyor. İki sezonda hatta üç sezonda çıktık Bundesliga 2'ye. Sadece Türk oyuncularla bu zor. Bu arada neden bekledim? Recep Gül'e teklif var Celta Vigo'dan. Uygun bir fiyata satılır mı? 2.5 milyon euro. Bakalım bir özelliklerine Recep'in. Geçen sezon çok katkı sağladı. Ya. Abi 5 yıldıza ulaşmış abi adam ya. Ben bu onu satmam. Hani eğer Bundesliga'da kalmak, Bundesliga 2'de çıktığımız gibi düşmek istemiyorsak Bundesliga 2'den Recep Gül'ü satmamam lazım. Abdus Ahmet Karnusçu'ya teklif varmış. O da bizim gözlemci listemizde bir isimdi. Bakalım hemen 23 yaşına gelmiş özellikleri iyi aslında. Teklifte bulunalım mı? Yani yeni sezona geçmeden hani bütçemizde falan değişiklik yok. Ondan dolayı bulunmak istemem. Neyse bu bulunalım. Sözleşme öner diyelim. Maaş 198 bin civarında istedi. 130 indirdik. Süreyi 3 yıl yapalım. Minimum serbest kalma bedelini iptal edelim. Şartları öner diyelim. 493 bin istiyor abi. Bu adamı biz alamayız. Ama yeniden gözlemleyelim. Devam diyelim. Devam diyelim. Artık yeni sezona başlayalım. Bir bundesliga 2 ekibi olalım artık. İnşallah. Sıradaki maçımız Kutbuslaymış. Deplasmanda hazırlık maçı. Kaçıncı lig ekibiydi ya? Bu bizim 3. ligdeydi herhalde. Tatunç takımda kalmaya zorlandığı için öfkeliymiş. Bakalım Tatunç devam edecek mi? Bizi deye gidecek mi? Evet devam 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 devam. Artık geçelim yeni sezona ya. Devam. Devam. Yanıt gerekli. Tatunç gitmek istiyor. Bakalım özelliklerini. 4 yıldır Pası çok iyi abi bu adamın. Hareketliliği karar alması iyi. Yani seni yollamak istemiyorum Tatunç. Sen de bizde kalacaksın büyük ihtimal. Hayır diyelim. Yeni bir sözleşme önerebiliriz. Şu transfer bütçemiz belirlensin. Yeni sezona geçelim artık. Ee, şey yaparız. Sözleşme yenilemesi yapmam lazım. Yoksa bu adamlar durmayacak. Belki önde becerilerini geliştirmiş. Dil becerilerini. Tayyip Sanuç kiralık sözleşmesi bitmiş yeniden Adana Demirspor A2 takımına gitmiş. Y yine gözlemle diyelim belki bu sezonda kadromuza katabiliriz adamı. Bon servisli gibi oynatıyoruz sürekli kiralaya kiralaya. Baha Bilgin'in kiralık sözleşmesi bitmiş. Bir daha kiralamaya gerek duymuyorum bu oyuncuyu. Özellikle çok iyi değil. Hüseyin Bektaş'ın kiralık sözleşmesi bitmiş. Ömürcan Artan'ın bitmiş. Bunlar sağ bekti. Muzaffer Kocaer'in kiralık sözleşmesi bitmiş. Orta sağ. Bu bizde değildi herhalde ya. Aynen. Mainz'daydı. Angers'e kiralanmıştı. Bakalım bir özelliklerine. 4.5 yıldız. Agresiflik 15. Karar alma 15. Hız 15. Ee, kötü özelliği gözüme çarpan gücü biraz düşük. Ama biz yine gözlemleme listesine alalım. Bir dahaki sezon şey yaparız. Amir Arli. Kimmiş bu? Türk oyuncuymuş. Gözlemci listemize eklemişiz. Bir yıldızı var. 20 yaşında. Bunu bir daha eklemeye gerek yok. Evet. Burada gözüküyor muyuz? Biz bilmiyorum ama playofflarla beraber playofflarla beraber Üstlüke çıkmayı başarmıştık. Ama burada gözükmüyoruz. Şampiyon ve ikinciyi gösteriyor sadece. Evet diyelim ve yeni sezonu artık başlayalım. Gençler altyapıdan terfi edildi. Gençleri değerlendir. Hepsini göster diyelim. Abi çok iyi oyuncular var ya. Ben Regen'e karşıyım. Ama şu düşünceyle kaldığımıza katsak mı? Yani yükseltsek mi üst, üst sıraya? Ee, alıp oynatmasak sadece satsak transfer bütçesi elde etsek. Çünkü ben Regen oyuncuya karşıyım. Neden? Yani gerçek oyuncularla oynamak bana daha şey hissiyat veriyor. Scouting yapmak bana daha iyi bir hissiyat veriyor. Daha çok zevk kaldırıyor. Ondan dolayı hani Regen oyuncularla oynamayı istemiyorum. Bu oyuncuları bence biz kadromuza katalım abi. Onayla diyelim ve e, teklif gelmesi halinde direkt satalım. Onayla diyelim ya da kiralayalım. Oynatmayacağım yani büyük ihtimal bu oyuncuları. Onayla dedik. Zaten yabancı oyuncu bunlar. Bizim e, mentalitemize ters. Ondan dolayı yanıtla diyelim sezon beklentileri. Küme düşmek karşısında cesurca mücadele, mücadele edersek 2.16 milyon euro transfer bütçesi 2.7 milyon euro maaş bütçesi veriyorlarmış. Şampiyonluk dersek çok bir fark yok. 500 bin euroluk falan bir fark olduğu için maaş bütçesinde de aynı şekilde 500 bin euroluk bir fark olduğu için ilk sezonda şampiyonluk zor abi. Doğru konuşmak gerekirse yani zaten 3 lige 3 sezonda çıktık. Direkt çıktığımız gibi şampiyonluk biraz zor. Baya bir zor. Ondan dolayı ben bunu küme düşme Tehlikesinden uzak diyeyim. Ya da ligde orta sıralar mı desek? Ligde orta sıralar desek de 100 bin euro oynuyor abi. Biz beklentiyi düşük tutalım da üstünü yaparsak bizim için güzel olur. Ama beklentiyi düşük tutalım bence. Onayla dedik. Devam dedik. Kulüpler gençleri serbest bırakıyormuş listeye bakalım. Abdullah Aydın Beşiktaş'tan serbest kalmış 22 yaşında. Pas 15. 22 bazı özellikleri kötü. Bağı kötü. Mesela top kapma top kapma önemli mi Sarkanta oyuncusu için önemli değil ama gücü 6 abi pozisyon alması takım oyunu düşük 6 7 7 22 yaşında bu oyuncudan ben daha bir gelişim beklemediğim için bu oyuncuyu kadromuza katmayacağız. Efe Binici 22 yaşında merkez ortasıda ofansif rolünde oynuyormuş aslında çok kötü özellikleri yok ama Bundesliga 2 için bence yeterli değil yani 18 yaşında olsaydı alabilirdim ama yok. Kelliger var. Chelsea'den yabancı almıyoruz. Atakan Keskin Sivas Spor'dan. 3,5 yıldız. Yaratıcılık, karar alma, hareketlilik iyi bir oyuncu. 3,5 yıldız. Teklifte bulunalım mı? Bulunalım abi? Sözleşme öner. 158 bin euro kabul ediyor. Süreyi 5 yıl yapalım. E, maaşı biraz daha düşürebilir miyiz acaba? Ya yani 158 bin ideal bence. Düşme serbest kalması olsun. Düşersek gitsin abi adam yani şartları öner diyelim 158.000 euro. Bu e, Bundesliga 2'deki ilk transferimizi yaptık diyebiliriz. Atakan Keskin 3.5 yıldız. Yani orta yapması biraz daha iyi olabilirdi. E, ama dayanıklılık özelliği benim dikkatimi çekti. Hız özelliği dikkatimi çekti. Teknik özelliği dikkatimi çekti. Yaratıcılık özelliği dikkat et, dikkatimi çekti. Neden abi? Bu adam hani ofansif merkez ortası. Yani dayanıklılığı önemli tekniği önemli, yaratıcılığı önemli. Pası biraz daha iyi olsa iyiydi ama buna da şükür diyelim. Atakan Keskin'e bir teklifte bulunduk. Büyük ihtimal kabul edecek ve onaylayacağız. Evet iki yabancı daha oyuncu var. Vefa Temel varmış. Merkez ortası. Yaratıcılık 13, karar alma 15, pas 12, e, şutu kötü. 20 yaşında ama gelişim gösterebilir. Gücü baya düşük abi bu adamın ya. Neyse şey aldık. Atakan Keskin'e ee, teklifte bulunduk. Vefa temelde hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ondan dolayı ona teklifte bulunmayalım. Devam diyelim. Gümüşkaya gitmek istiyor. Hayır. E, ee, Tayyip Sanucun raporu. Rapora gerek yok. Adam zaten kaç sezondur bizde oynuyor. Evet teklifimiz vardı. Evet fikstür. Ve bakalım normale bakmıyorduk. 4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Ardından ilk maçımız Karşül'le. Jena da bizle beraber çıkmıştı. 1860 München. İlk 4 haftada tanıdık isimlerle oynayacağız. Bu bizim için bir avantaj. Onlar da bizim gibi yeni çıkmış takım olduğu için hani çok da bizden üstün bir kadroları olduğunu düşünmüyorum. Ondan dolayı ilk fikstür bence güzel. Şuradan mesajlara bakalım. Devam diyelim. Devam diyelim. Çok çalışa teklifte bulunmuşlar. 875 milyon euro değeri olan oyuncu biz nasıl alalım? Evet. Atakan Keskin'le sözleşmeyi imzalıyoruz. Evet. 22 yaşında 34 maça çıkmış. Golü yok. Asistleri göstermiyor futbol menajer mobilde ama asisti vardır bence. İnanıyorum. Atakan Keskin'i kadromuza kattık. Güzel. Başka transferler de yapmamız gerekiyor artık. Çünkü hep aynı oyuncularla oyna oyna oyna. Oyuncunun formu düşüyor. Teklif geliyor. Kabul etmiyoruz. Ad Adamın hemen morali bozuluyor. Top da oynayamıyor. Ondan dolayı biraz geniş bir kadro kurmamız lazım. Devam diyelim. Hemen transfer çalışmalarına başlayalım. Şuradan bakacak olursak taktikler dedik. Bir stoper almamız lazım. Tayyip gitti. E Tazgelik kiralayalım abi. Kiralayabilecek daha 20 yaşında 18 yaşındayken kadromuza katmıştık. Çok bir verim alamamıştık ama e, ben gelecek için umutluyum kendisinden. Hız ve dayanıklılık özellikleri iyi. Top sürme, orta yapma bunlar da onun üzerine çıktı mı bence iyi olur. E, onun dışında Atamer Bilgin, onu da kiralık listesine ekleyelim bence. Çünkü e, bu nesliğe 2'de bunun ben kiralanması için hani fazla forma şansı veremem. Gelişmesi için daha doğrusu yani Mevkisi için önemli olan özellikleri iyi ama yani biraz az gelişti ya bu oyuncu. Niye böyle az gelişmiş? Şuradan geçmişe bakalım. Çok forma şansı vermemişiz. 11 maçta oynatmışız. Gelişmemesi normal. Gümüşkaya tekrardan seni alalım kadroya. Keskin yeni kattık kadromuza. Kadromuza kattığımız gibi abi adamın özellikleri düşmüş. Yıldızı da 3.5 yıldızdan 2.5 yıldıza düşmüş. Allah Allah. Evet Karataş. Karataş 2.5 yıldız. Orta yapma, top sürme özellikleri e, yani geçerli, yeterli. Ondan dolayı kadromuzda tutalım. Yine sonradan e, oyuna sokarız. Yedek oyuncu statüsünde oynayacak Can Karataş. Takımda kalacak. Evet stoper almamız lazım. Onun dışında orta sahaya Atakan Keskin'i almıştık. İlk transferimiz buradaki. Kanat oyuncusu almamız lazım. Forvetimiz zaten var. Evet şuradan hemen bakalım. Oyuncu arama diyelim. Ee, şuradan boştaki oyunculara bakalım. Boş hani sözleşmesini feshetmiş oyuncuları gösterdi ama hepsini göstermiyor. Ondan dolayı biz buradan yeniden bakalım. Ee, şuradan sona ermiş diyelim. Ee, uygun uyruk diye türkü seçelim. Evet Oğuzhan Akgün. Abi bu iyi de bu oyuncu çok para istiyordu ya. Niye teklifte bulunamıyoruz? Serbest statüsünde diyor. Yine de gözlemle diyor. Anlamadım teklifte bulunamıyoruz. Evet şuradan bakalım. Kadromuza katabileceğimiz bir isim bulabilir miyiz? Şuradan mevki seçili miydi? Mevki seçili değilmiş genel. Tamam, arama diyelim tekrardan. Defans lazımdı bize. Ulahan Alan çok kötü abi. Geç. Ondan sonra Baa Bilgin zaten geçen sene kadromuzdaydı. Bakmaya gerek yok. Çok iyi bir profili yok. Necmihan Cebeci kötü abi. Buradan iyi topçu bulamayacağız büyük ihtimal çünkü boş boşuna adamlar serbest bırakmaz herhalde. Evet kanat oyuncusu lazım diye İlhan Depe'yi alabiliriz. Ama profili kötü bayağı Ben e, bilgisayar PC versiyonunda oynarken İlhan Depe'yi hep alt liglerden çıkarken kullanıyordum. Ama burada profili biraz düşük kalmış. Devam edelim. Salih Kavrazdı'nın sözleşmesi sona eriyor. E, oyuncuyu gözle diyelim. Niye teklifte bulanamıyoruz abi biz boncula? Ben anlamış değilim ya. Transfer sezonu mu açılmadı? Ondan dolayı mı bilmiyorum. Bir şey var ama. Evet. Bakalım şuradan tanıdık bir isim. Mahmut Tekdemir çok yaşlanmış abi. 35 yaşında alınmaz daha ya. Cenk Tosun. <laughs> Bu bizim Cenk mi lan? Cenk. Bir yıldız transferi yapalım mı? Abi gelmez ya. Bu oyuncu çok para ister. Zaten özellikleri de çok iyi değil. Bizim çok da forvetimiz de var. Ondan dolayı gerek yok. Evet. Metehan Yılmaz. <laughs> Defansif ortası. 23 yaşında Hava kötü. Top kapması iyi. Karar alması yaratıcı. Pozisyon alması iyi. Takım oyunu idare eder. Ortalama bir oyuncu. Gözlemle diyelim. Teklifte bulunamıyoruz. Büyük ihtimal transfer dönemi açıldıktan sonra teklifte bulunabileceğiz. Taha Yılmaz'a bakalım. Kötü. Ee, abi buradan adam bulamadık. Şey yapalım. Şu uyruğu bir de Alman yapalım abi. Gurbetçi topçumuz buluruz belki. Gurbetçi topçu buluruz. Dört sayfaymış zaten çok yok. Ee, Barış Özbek var. Survivor'a katıldı oğlum bu adam. Bu adam ne arıyor burada? Harbiden Survivor'a katıldı. Bu sezon Survivor'da Barış Özbek. Survivor'da o devam etsin abi. O bundan daha futbolcu şey olmaz. Profilde zaten iyi gözükmüyor. Yine yabancı. Türk oyuncu yok. Şimdi ne yapıyoruz? Sona ermiş iptal ediyoruz. Kiralık oyunculara bakıyoruz artık. Türk diyelim. Transfer durumu diyelim. Kiralık listesinde diyelim. Hatta transfer listesinde olan varsa. Belki transfer listesinden buluruz. Değeri çok yüksek oyuncuların bunların. Şimdi buradan değeri abi 5 milyon yapalım. Bazı böyle değeri 5 milyon oyuncuları falan 1 milyona falan satıyorlar. Ondan dolayı 5 milyondan başladım. Bütçemiz o kadar olmasa da. Görkem sağlama bakalım bir dikkatimi çekti. Ofansif orta saha. 25 yaşına gelmiş adam. Tabi 3 sezondur oynuyoruz oyunu abi adam yaşlandı. Oyunun başında adam 21 falan yaşında. Yani bakayım bir teklif yapalım. Yapamıyoruz. Bence bir transfer dönemine başlayalım. Ondan sonra şu oyuncuları incelemeye başlayalım. Devam diyelim. Mustafa İnan'a teklif yapmış Göztepe. Biz yapamıyor muyduk? Ne oldu? Ben anlamadım ki. Bak. Evet. Emirhan Gedikli. Alman oyuncu. Türk asıllı Alman oyuncu. Hızı, dayanıklılığı çok iyi abi. Şutu çok iyi. Top sürmesi çok iyi. Abi bu bize var ya. Bundesliga 2'de baya bir avantaj sağlayacak bir oyuncu gibi gözüküyor. 17 milyon euro değeri var. Ama yedek statüsünde ve 20 yaşında. Hani, hani çok böyle top seviyesinde bir oyuncu olmadığı için bence gerçekçiliği var bu transferin. Ondan dolayı Emirhan'a teklifte bulunacağım ama transfer dönemi başlamadı. Ondan dolayı oyuncuyu gözle diyelim. Devam edelim. Bir oyuncu daha vardı burada. Yusuf Tunç. Yusuf Tunç 4.7 milyon euro değeri var. Lille iki takımına şey yapmış kiralanmış mı transfer mi olmuş ne olmuş artık düşürülmüş yedek statüsünde orada da özellikleri ortalamanın ortalama 22 yaşında bu da bize avant yani e, katkı sağlayabilecek bir oyuncuya benziyor. Bu adam abi Lille'deydi. As oyuncu mu neydi? baya bir şeydi. Bak Lille transfer olmuş. Kiralık olarak Avustralya'ya gitmiş. Sonra Lille 2 takımına gitmiş. Bunu da gözlemci listemize bekleyelim. Aslında gerek var mı bilmiyorum. Çünkü şey var yani ne derler ona. Çok forvetimiz var. Kerem Aktürkoğlu'nun şeyi bitmiş. Kiralık sözleşmesi bitmiş. Galatasaray'a geri dönmüş herhalde. Devam diyelim. Şu transfer dönemi bir açılsın artık be abi. Evet Görkem Can Groningen'den ayrılmış. 23 yaşında. Stoper. Yok abi. Yeterli özellikleri yok. Transfer sözünü açıldı. 2.3 milyon euro'luk bütçemiz var. Teklifler gelmiş ki şurada yanıt gerekli diyor. Bakalım hangi oyuncumuza teklif gelmiş. Balaban. Bu bizim Balaban değil. Eskişehirli Balaban. Can Boğazdağ'ın 2.4 milyon euroluk bir teklif var. Abi transfer bütçemizi yükseltmek için aslında satabileceğimiz bir oyuncu. Ama yani takımın da bal kemiklerinden birisi diyebiliriz. Yani önemli oyuncularının iskeletinden birisi olduğu için şuradan profiline bakalım. 4 yıldız agresifliği, hareketliliği, hızı. Abi ya ben bu oyuncuyu satmak istemiyorum ya vallahi. Ben bu oyuncuyu bir sezon daha oynatıp daha yüksek bedele de satabilirim. Ondan dolayı da biraz satmak istemiyorum. Çünkü potansiyel bir oyuncu. Yok. Yollamayalım abi Can Bozdağ'ını. Ama o da bize kızacak büyük ihtimal. Teklifi reddet diyelim. Halil İbrahim Sevinç'e teklif var. Defans Fortuza'da oynatıyoruz. 3,5 yıldız ulaşmış. Hava, top kapma, pozisyon alma, güç özellikleri iyi. Ondan dolayı bu oyuncuyu da satmayacağım. Yani abi 2 milyon euro bütçe gelmiş. Hani biz takımı değiştirelim biraz yenileyelim diyoruz ama ben bu oyuncuyu sattım mı ben bu oyuncunun yerini nasıl dolduracağım bedavaya aldım adamı 475 bine 475.000'e 475 bine ben bu oyuncu gibi oyuncu bulamam gerçekten bulamam ondan dolayı bir de Türk oyuncu olduğu için satmak istemiyorum sevinci de Jena Erkan Develi teklifte bulmuş 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna çok iyi değil devam dedik ne olmuş Göztepe inanı kadrosuna katmış. Mustafa Eski Allaç'a 90 bin euro teklif var. 26 yaşında forvet oyuncusu gerek yok. Şahferdi Çetin 20 yaşında defansif orta saha. Gerek yok. Devam dedik. Şuradan bir yönetimdeki güvenimize bakalım bir. Kadro uyumu sıkıntılıymış. Yönetim takım idarenimizden memnunmuş. Atakan Keskin transferiniz çok iyi bir karar gibi gözüküyor diyor. Ee, devam diyelim. Bu videoyu burada tamamlayalım bence. Ee, bir dahaki videoda yine transfere devam edelim de videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Salih Kavraz diye teklifte bulunamamıştık. Adam İspanyol'a gitmiş anasını 9 milyon euro değeri var. İspanya'ya gidince tabi biz transfer etseydik o kadar değeri olmazdı ama Celta Vigo'ya Oğuzhan Akgün'de Celta Vigo'ya gitmiş. 350 bin euro alıyor maaş. Abi biz teklifte bulunsak 1 milyon euro maaş istiyor ya. Evet. Devam 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 dedik. Ee, bu videoyu burada sonlandıralım. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Kariyerin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.